Tuesday's piyasaya ilişkin ayrıntıları konuşacağız. Haftanın son işlem gününde Özlem Bayraktar Gökçen'le birlikte haftayı kapatacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi konuşacak çok konu var. Şöyle bir haftayı da toparlamak istiyorum. Gelecek haftaya ilişkin beklentileri de senden almak istiyorum. Şimdi gelecek hafta içerisinde çok fazla böyle aman aman beklediğimiz bir veri setiyle ya da gündemle karşı karşıya değiliz ama geride bıraktığımız haftadan aslında hem bu haftaya hem de gelecek haftaya çok şey kalmıştı. Herhalde bir Fed'le başlamak gerekir bu tip durumlarda. Güvercinlikten şahinliğe doğru geçmiş, beklentilerin üzerinde bir şahinlikte konuşmuş. Ancak ardından Avrupa'nın tavrıyla birlikte çok da böyle yukarıda kalamayan bir doları gördük gibi yorumladım ben. Sen ne dersin? FED toplantısı ve kararları aslına bakarsanız bütün ayrıntılarıyla hiçbir sürpriz yan içermeyen bir toplantıydı. Ama son dönemde fiyatlamalar açısından, ekonomistler ve piyasa katılımcıları açısından beklentiler çerçevesinde önemli bir ayrışma vardı. Bunu zaten işte opsiyon fiyatlamalarından türetilen işte faiz arttırma olasılıklarını da görüyorduk. Yani birkaç hafta öncesine kadar %20'lere kadar düşmüş bir aralık faiz arttırma beklentisi vardı. Hiçbir sürpriz yoktu dediğim gibi. Yani işte Ekim ayında başlanacak bir bilanço küçültülmesi zaten FED tarafından ince ince işlenip iletişimi yapılmış bir unsurdu ve zaten bekleniyordu. Aralık ayına ilişkin faiz artırma beklentileri de çok zamandır vardı. Yani herhangi bir ekonomiste sorsanız Aralık ayına ilişkin size çok daha güçlü bir faiz artırma beklentisini zaten iletirdi. Alt kalemlere baktığınızda da aslında son dönemde FOMC üyelerin konuştuklarından çok da farklı bir şey görmüyoruz. Ama dediğim gibi fiyatlamalar tarafında çok daha geride kalan bir durum vardı. %20 olasılıklardan %65 olasılıklara kadar gelindi. Yani Aralık ayı faiz arttırımına kesin gözüyle bakıyorsak aslında yukarı yönlü işte dolar üzerinde önümüzdeki dönemde kademeli bir baskı olabilir tabii. Eğer euro tarafı çok rahat bırakırsa bence zaten önümüzdeki dönemde risk iştahını en önemli şekilde etkileyecek unsurlardan biri ECB olacak, Fed olmayacak. Dolayısıyla ECB tarafında neler olacağı daha önemli. Bugün de bir sürü üyenin konuşacağını görüyoruz. Para politikası çerçevesinde konuşmuyor olacaklar ama herhangi bir mesaj verme ihtimalleri var. Ben kur üzerinde, parite üzerinde, euro dolar paritesi üzerinde etkili olabilecek en önemli unsurun ECB olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi Almanya seçimleri de pazartesi günü itibariyle onu çok daha fazla elbette konuşmaya başlayacağız ama euro üzerinde mutlaka etkisi olacak bir durum olacak. Özellikle euro Türk lirası tarafında da başka bir hikaye orada açılabilir. Çünkü hemen hemen her partinin gündeminde Türkiye ile olan ilişkileri, ticaretle olan ilişkilerine dair yorumlar var. Almanya seçimleri nasıl etkiler bu işe? Daha sığ bir şekilde cevaplayalım ilk önce. Euro dolar paritesi ve hemen piyasa etkisi anlamında. Daha sonra da aslında bizim için daha önemli olan kısmı seçimler sonrasında hakikaten Almanya ile olan ilişkilerimiz tarafında bir iyileşme olacak mı olmayacak mı? Şimdi Merkel'in aslında tekrar hani öne çıkan adaylardan biri olduğunu görüyoruz ama geçmiş seçimlere nazaran biraz daha güç kaybederek çıkacak. O güç kaybının ne kadar olacağı aslında parite üzerinde de etkili bir unsur olacak. Dolayısıyla biz aslında euronun bir miktar daha yukarı yönde kalma ihtimalinin yüksek olduğunu görüyoruz. Yani dolardaki güçlenmeyi kısa vadede bir miktar etkileyebilecek bir unsur olmaya devam edecek. Bizim ilişkilerimiz tarafına bakarsak da hakikaten bu seçimler sonrasında çokça gerilen ilişkilerimizin yavaş yavaş bir miktar iyileşme ihtimalini ben halen yüksek görüyorum. Yani yılın sonuna kadar burada ilişkilerimizde en azından daha az sert söylemler gelebilir, daha yumuşayan söylemler gelebilir ya da Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusunda hali hazırda devam eden müzakereler var. O takvimde herhangi bir bozulma olmadığını görürüz. Çünkü biliyorsunuz işte 25 Mayıs'ta bir senelik bir yol haritası çizilmişti. O yol haritası içerisinde Gümrük Birliği modernizasyonunda önemli bir yer kaplıyordu ve o çerçevede devam eden bir takvim vardı. Bunun devam etmesi bu tip şeyler biraz daha yumuşatabilir. Ha, olur da aslında tam tersi bir şeyle karşılaşırsak, bu seçimler sonrasında bile Almanya ile olan ilişkilerimizde herhangi bir yumuşama belirtisiyle karşılaşmazsak o zaman 2018 yılında biraz daha olumsuz bir altyapıdan bahsedebiliyor oluruz. Çünkü biliyorsunuz AB komisyonunun ilerleme raporu artık Ekim'de değil Nisan ayında açıklanıyor ve işte
işte 2018 Nisan ayında açıklanacak AB komisyon raporundan biraz daha korkabiliriz. Çünkü biliyoruz ki son dönemde zaten AB parlamentosu tarafında Türkiye'yi bakış açısı oldukça politik ve oldukça karşıt bir söylemde. Ama AB komisyonu her daim Türkiye tarafında daha destekli olmaya devam ediyor. O yüzden de Almanya ile olan ilişkilerimizde herhangi bir iyileşme olmazsa ben özellikle bir dahaki sene Nisan ayını önemli bir takvim olarak görüyorum. Şimdi Nisan'a gelene kadar bir de tabii önümüzde atlatmamız gereken önemli bir Kuzey Irak'ta referandum yapılacak mı yapılmayacak mı? Bizdeki MGK toplantısından ne çıkacak? Tezkereye ilişkin nasıl bir tavır ortaya koyacak meclis gibi bir başka bulunduğumuz coğrafyadan kaynaklı olarak bir gündemimiz de var. Onlar da elbette ekonomiye bakış açısına etkileyecek. Hele ki kısa vadede pozisyon alacaklar açısından çok daha etkili olacak. O tarafta öngördüğün bir risk ya da öngördüğün bir fırsat var mı? Artan bir jeopolitik risk zaten. Yani Orta Doğu her daim yeni bir olay riskiyle karşımıza çıkmaya hazır. Kuzey Irak'taki referandum konusu hala bu arada hani iptal edilebileceği ya da ertelenebileceği ilişkin beklentilerinde olduğunu söylemek lazım. Ama mevcut durumda bu bizim piyasalarımız açısından Türkiye varlıkları üzerinde bir miktar etkili olmuş gibi gözüküyor zaten. Bizi biraz daha kötü ayrıştıran bir unsurmuş gibi gözüküyor. Tabii sen de saydın biraz önceki takvimi. AB yani Trump ve Erdoğan görüşmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve işte ABD Başkanı Trump arasındaki görüşme aslında bayağı sıcak mesajlarla bitti. Ama günün sonunda biz resme baktığımızda yani söylemler ve resim arasında önemli bir farklılık olduğunu da görüyoruz. Yani resme baktığımızda işte hala PYD'ye önemli bir destek gittiğini görüyoruz ABD tarafından. Ya da aslında Türkiye'nin istediği rotada devam edemediğini görüyoruz ABD destekli olarak. Dolayısıyla evet sıcak mesajlar verildi. Bu biraz pozitif etkiledi. Ama günün sonundaki oradaki resim aslında hala jeopolitik risklerin tırmandığını gösteriyor. Şimdi bugün bir MGK toplantısı olacak. Onun sonrasında söylenecek şeyler, açıklamalar önemli. Dediğim gibi Irak tezkeresi muhtemelen işte uzatılacak. Bir dahaki hafta Rusya Başkanı Putin geliyor olacak. O ziyaretler de ardı ardına piyasalar üzerinde etkili olabilecek bir unsur olacak. Piyasaları bir tarafa bırakırsak aslında önümüzdeki günlerde yeniden Türkiye'nin politik düzlemini nasıl şekillendireceği açısından önemli unsurlar olmaya devam edecek. Şu noktada yani bizim de gördüğümüz bunun her daim bir olay riski olarak karşımızda oldu. Özlem Hanım, o hal her an kaldırılabilir. Bu iç piyasa için olumlu bir haber olur mu diye sormuşlar. O halin kalkmasını bekler misin? OHAL'in kalkmasını şu noktada beklemiyoruz. Yani 19 Ekim sanıyorum son işte 3 ay. Tezkereyi konuşurken Kuzey Irak'ta böyle bir referandum süreci söz konusuyken ne bileyim işte Rusya ile ilişkiler şu haldeyken ardından işte Kuzey Kore ile Amerika arasında böyle bir gerginlik varken gibi yani bütün politik bu kadar riskten, jeopolitik riskten bahsedilen bir dünyada ben de halihazırda konuş bir OHAL'in kalkmasını beklemiyorum. Evet tabii aslında OHAL dış politik unsurlardan farklı bir şekilde ortaya gelmiş bir ama OHAL yine ama de, bu tip nedenlerle de kalkmayacağını düşünüyorum artık. Evet yani en azından kısa vadede çünkü böyle bir mesaj da yok politika sıralarında. Dolayısıyla biz devam etmesini bekliyoruz ama elbette kaldırılması oldukça pozitif karşılanacak bir durum olur. Uzun vadede yatırım iştahı anlamında önemli bir unsur olur. Dünya Ticaret Örgütü küresel büyüme tahminini %3.6'ya yükseltti. Bu konuya ilişkin yorumunuzu sormuşlar. Şöyle aslında 2017'nin şöyle güzel bir tarafı oldu küresel büyüme anlamında. 2008 kriz sonrasında her daim böyle iyimser beklentilerle çıkan uluslararası kuruluşlar gördük büyüme tahminleri açısından. Ve ondan sonra da bir ritüel halinde bunları aşağı yönlü revize ettiklerini gördük. 2017 aslında bu anlamda farklı bir yıl oldu. Bir kere yukarı yönlü revizyonların geldiğini, hem gelişmekte olan ülkelerin hem gelişmiş ülkelerin beraber büyüyebildiğini, Avrupa'nın biraz kendini suyun üzerine çıkarabildiği bir yıl oldu. O yüzden de bu tip rakamlardaki revizyon aslında işte 2018'de küresel büyüme anlamında da daha olumlu bir paterne doğru ilerlediğimizi gösteriyor. Ama her daim sadece Türkiye'de hani hep konuşuruz sürdürülebilirliği. Söz konusu büyümenin sürdürülebilirliği küresel anlamda da konuşulan ve tartışılan bir konu. Özellikle Avrupa Birliği tarafında. Yani şu ana kadarki destekler
özellikle para politikası tarafında, çünkü maliye tarafında çok daha geride kaldı Avrupa Birliği. Yavaş yavaş geri çekildiğinde hakikaten AB kendi başına, kendi ayaklarının üzerinde kalabilecek mi? Bu kendini besleyebilen bir büyüme dinamiği mi? Bu bence hala soru işareti ve kamplara ayrılmış durumda ekonomistler bu anlamda da. O yüzden de sürdürülebilirlik halen bir problem ve belirsizlik, ama 2018 yılına ilişkin büyüme beklentilerinin biraz daha olumlu olduğunu görüyoruz 2017 senesinden sonra. Bu bizim için niye önemli? Aslında bizim de işte dış ticaret performansımız açısından önemli. Bu sene içerisinde ihracatta önemli bir toparlanma gördük. Turizm tarafında aslında beklediğimizin de altında bir toparlanma gördük. 2018 yılının daha iyi olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla her ikisinin de birleşerek 2018 yılında bu sene yarattığı kadar ekstra bir gayri safi yurt hasılası üzerinde pozitif bir katkısı olmasa bile gelecek sene de pozitif bir katkıyla devam edebilme şansının olduğunu görüyoruz. Bu küresel büyüme rakamları da bu anlamda bizi destekliyor. Peki şimdi biraz faiz farklarından, o faiz farklarının pariteler üzerinde nasıl bir tabloyu ortaya koyabileceğinden bahsedelim istiyorum. Açıl ve Gizem'in kullandığı bir faiz farkı grafiği vardı. O grafik de ekrana gelirse onun üzerinden çok daha rahat anlatabileceğimizi de zannediyorum. Bu faiz farkları hangi para birimine yarar? O para birimleri nasıl bir performans sergiler ve o sergiledikleri performans ne kadar sürdürülebilir, kalıcı olur? Üzerine biraz konuşalım istiyorum. Çünkü ne Avrupa Merkez Bankası'nın Euro'yu güçlü tutmak istediğini söyleyebiliriz. Ne Amerika Merkez Bankası'nın şu koşullar altında hani güçlü doları her zaman savunuyorlar, söylüyorlar ama şu anda böyle bir duruma karşı karşıya mıyız bilmiyorum. Artı bir de bu işin içerisinde Kerçek'ten eğer bahsediyorsak yeni konuşmadan zaten yapamayız diye düşünüyorum. Nasıl bir öngörün var hem faiz hem poliçeler üzerinde? Mine ben aslında belirli bir dönemdir faiz farklarının pariteler üzerinde eskisi kadar etkili olmadığını görüyoruz. Yani çok basit olarak FED ve ECB arasında 2016 yılında bu Merkez Bankası duruşları anlamında önemli bir ayrışma olmuştu. Bu sene itibariyle bu ayrışmanın genişlemediğini, aynı kaldığını, hatta önümüzdeki sene itibariyle bir miktar daha daralabileceğini söyleyeceğiz. Ama işte para politikası duruşları anlamında bu kadar ayrışan gelişmiş ülke merkez bankaları, faiz farklarının önemli oranda açıldığı bir merkez bankaları karşısında aslında paritenin çok daha farklı bir yerde olmasını bekleriz. Dolayısıyla faiz farkları çok etkili mi? En azından şu dönemde emin değilim. Bence etkili değil. Yani Euro'yu şu dönemde en güçlü kalan unsurlardan biri zaten uzun zamandır güçlü kalan unsur olan işte cari fazlasının olması. Yani cari fazlasının olan bir ekonominin kur tarafında daha güçlü olduğunu biliyoruz. Bu bir. İkincisi de Euro bölgesi beklenenin de üstlerinde bir ekonomik ivme gösterdi diyebiliriz. İşte bugün daha PMI verileri geldi. İşte Almanya 6,5 yılın en yüksek seviyesindeymiş PMI'ler tarafında. Bunları konuşurken tabii hep böyle alt not olarak borçluluk seviyelerine bakmak lazım, diğer dinamiklerine bakmak lazım. Orada çok güzel bir ilerleme mi kaydedilmiş? Hiç öyle bir ilerlemeden bahsetmiyoruz ama o büyüme dinamiğini tekrar yakalayabilmesi Euro bölgesi açısından da cesaretlendirici bir durum oldu. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde de Euro'yu destekleyen asıl süreç bu. Cari fazlası var. Bu ekonominin ve yani Almanya giderek cari fazlayı büyüten bir şekilde devam ediyor. Yani Çin falan çok uzun zamandır arkada bırakılmış durumda zaten. Dolayısıyla Euro'yu da destekleyen bir süreç olarak ön plana çıkıyor. O yüzden faiz farkları sürecinin en azından şu dönemde ben çok etkili olmayacağını düşünüyorum. Ama mesela 2018 yılında AB tarafında varlık alımlarının yavaş yavaş işte sınırlandırılacağını göreceğiz. Tabii burada kaç kademeli gidecekler o da önemli. Yani 60'tan 40'a 20'ye mi, 60'tan 30'a ve direkt bitirerek mi? Bu tip şeyler de parite üzerinde etkili olacak. Faiz farkları üzerinde etkili olacak ama bu tip unsurlar uzun vadeli faizler üzerinde gelecek sene özellikle gelişmekte olan ülkeler çerçevesinde kendisini gösterecek. Özellikle FED kaynaklı. Yani işte bu bilanço küçültülüyor ama bunun hiç mi etkisi olmayacak? Hiç de etkisi olmuyor. İşte ECB de yavaş yavaş tapering'e gidiyor. Bunun da etkisi olmayacak mı? Parite üzerinde şu anda görmüyoruz ama uzun vadeli faizler üzerinde kademeli bir şekilde önümüzdeki dönemde göreceğiz. 2018 yılında önemli konularından biri olacak bence.
Şimdi bir taraftan Çin dedin az önce. Çin'le ilgili Çin'in kredi notunu S&P'nin düşürdüğünü biliyoruz. İstersen direkt olarak üstüne konuşalım. İstersen haberimiz var, onu izleyelim, onun üzerine konuşalım. Haberimizi izleyelim. O zaman hadi gelsin S&P'nin haberi. S&P neden Çin'in notunu düşürmüş, izleyelim, üstüne konuşalım. Evet, şimdi Çin'in gerekçeleri, daha doğrusu S&P'nin gerekçeleri bu şekilde. Zamanı mıydı, yeri miydi, olması olmaz mıydı diye düşünmeden edemedim aslında açıklamaları dinledikten sonra. Bir de çok yeni bir şey yok. Evet, yani işte hiç şey borçluluğu, kredi büyümesindeki artış her daim bütün dünyada büyük bir endişe yaratıyor. Ve bu azalmayıp ekstra artmaya devam ettikçe oradaki risklerin de büyümeye devam ettiğini görüyoruz. Ama en azından 2017'de o korkulan bir patlama halinde bir şey olmadığını gördük. Hatta büyümeye de devam ettiler. Yalnız Çin'de özellikle belki önümüzdeki çeyrekler itibariyle görmekten korktuğumuz şeylerden biri aslında o büyüme inmesinde bir miktar daha yavaşlama olabilir mi? Yani şu anda ona takık bir şekilde ilerliyoruz. Neden? Çünkü yılbaşından beri alınan bir sürü önlemler vardı. Maliye politikası tarafında da alınan önlemler vardı. Dolayısıyla bunun yansıdığını gördük büyüme verilerine ama bunların yavaş yavaş gündemden çekildiğini, yavaş yavaş etkilerinin elimine olduğu bir noktada tekrar o büyüme tarafında nereye geleceği Çin'in önemli olacak. Çin her daim orada bir tail risk olarak karşımızda duruyor. Ve her daim de kredi boşluğu arttıkça dünya açısından risk primleri üzerinde etkili olabilecek bir unsur. Ama mevcut durumda çok da konuşmadığımız bir unsur. Bir söylemek lazım. Peki en çok konuştuğumuz mevzulara tekrar dönelim o zaman. Trump aslında bütün piyasalar açısından her an sürpriz yaratabilecek biri olmasından sebep bir şekilde hepimize geliyor. Finans piyasasını kastediyorum hepimiz derken. Demokratlarla acaba anlaşır mı? Anlaşırsa bu vergi reformunu gerçekten yerine getirebilir mi? Eğer böyle bir vergi reformunu yeniden anlaşılarak gündeme gelmiş olması bir dolar pozitif algıyı yaratır mı? Dolar pozitif algı yaratılırsa eğer dolar TL tarafında 3.50'lerin ne kadar üstünü konuşmaya başlarız? Elbette böyle bir senaryo olursa dolar pozitif olur. 3.50'nin de bayağı üzerine doğru gidebiliriz muhtemelen. Yani orta vadede 3.60'lara doğru bir gidiş söz konusu olabilir. Ama bu yılın hikayesi oldu tabii. Bir de söz konusu vergi reformu da başına göre birçok şekil değiştirdi. Yani kurumlar vergisinin ineceği seviye ya da işte yapılacak bir sürü adımlar konusunda Trump'ın geri adımlar atmak zorunda kaldığını gördü. Biz bu süreçte şunu anladık. ABD tarafında politik unsurlarda iç politikada ABD başkanının eli çok da güçlü değil aslında. Yapmak istedikleri konusunda belirli duvarlarla karşı karşıya kalabiliyor. Hatta sırf bu nedenle de dış politik unsurlar tarafında biraz daha sesli olmaya başladığını, biraz daha sert söylemler olmaya doğru gitmeye başladığını, dolayısıyla yurt içindeki o politik hareket kabiliyetinin azalmasını yurt dışıyla beraber kompanse etmeye çalıştığını gördük. Şimdi vergi reformu tarafı evet eğer böyle bir şey gerçekleşirse dolar üzerinde etkili olur ama o reformun gerçekten içeriği nasıl olacak önemli. Dediğim gibi en baştaki gibi olmayacak. Dolayısıyla dolar üzerindeki etkisi de en baştakine göre daha limitli olacaktır. Ama biraz önce de söylediğim gibi aslında yıl sonuna doğru, şimdi ben kısa vadede euro biraz daha güçlü kalabilir diyorum elbette ama yıl sonuna doğru hala %65'lerde fiyatlanan bir aralık faiz artırımı varsa bunun %100'lere doğru yakınlaşması, yani fiyatlara girmesini bekleyeceğiz. Dolayısıyla bu dolar üzerinde ekstra bir etken. Olur da o zamana kadar vergi reformu ile ilgili herhangi bir sürpriz durum söz konusu olursa bunun da elbette dolar üzerinde etkisi söz konusu olabilir. Ama burada bizim en çok gelmeyi beklediğimiz seviye işte dediğim gibi 3.60 belki 3.60'ların üzeri. Yılbaşında sorsaydınız çok daha farklı dolar TL tahminleriyle yola çıkabilirdik. Ama son dönemde 3.38'lere kadar gelen ve özellikle para politikası duruşu doların yurt dışındaki zayıf görünümüyle beraber beklentilerimizin çok daha altına gelen bir kur seviyesiyle karşı karşıyayız. O yüzden de yıl sonuna doğru ki dolar tarafından gelecek stresin daha sınırlı olmasını bekliyoruz. O sınırda dediğim gibi 3.60 belki biraz daha üstü 65'lere doğru. Peki son soru o da Türkiye'deki faiz oranları ve o faiz oranı ile birlikte buraya çekilebilecek paraya ilişkin. Son zamanlarda yabancıların daha çok çıkışta olduğunu görüyoruz piyasa tarafına baktığımızda. Nasıl bir tablo öngörür, nasıl bir gerçekleşme beklersin? Bono tarafında aslında giriş devam ediyor.
yabancılar tarafından. Hisse senedi tarafından son iki haftadır aslında ufak çaplı da olsa çıkışlar var. Ama daha düne kadar aslında hani demeyeyim de hani mecazi anlamda da çok kısa bir zaman öncesine kadar yabancı ilgisinin de oldukça yüksekte olduğunu görüyorduk. Birincisi biraz önce bahsettiğim unsur. Şu anda carry avantajı tarafında TL oldukça güçlü. Rusya ve Brezilya hala faiz indirimleri yaparken siz para politikasında herhangi bir adım atmıyor olsanız bile efektifte sıkılaştırıyor anlamına geliyorsunuz. TL'yi güçlü kılan unsurlardan biri. Ve Merkez Bankası bu sene için çok daha güçlü bir görünüm sergiledi. Yıl sonuna kadar da herhangi bir değişiklik beklemiyoruz. Bu sadece kısa vadeli faiz oranları anlamında değil, ağırlıklı ortalama fonlama faizi, o hesapladığımız faizde de 12'lerin altına gelişi beklemiyoruz. Dolayısıyla kısa vadeli faizler, yani şu anda verim eğrisine bakıldığı zaman inverted, daha ters eğilimli olduğunu görüyoruz. Bunun devamını bekliyoruz en azından yıl sonuna kadar. Ama 2018'de biraz önce bahsettiğim global dinamik lerden de kaynaklı olarak bir kere uzun vadeli faizler üzerinde yukarı yönlü bir baskı olacak. Buna ek olarak da aslında para politikası tarafında bir miktar gevşemenin olabilme ihtimalini de yüksek görüyoruz. Biz enflasyon beklentilerimiz dahilinde. O yüzden de bir miktar daha farklı bir faiz görünümüyle karşı karşıya kalacağız ama faizler aslında iki haneli seviyelerde kalmaya devam edecekmiş gibi gözüküyor en azından. Peki, teşekkür ediyorum Özlem. Kolay gelsin diyeyim sana. Güzel bir hafta sonu geçirmeni diliyorum. İzleyicilerimize de benzer şekilde güzel bir hafta sonu diliyorum. Bu arada hani hep cebimizden falan bahsediyoruz. Birazcık da ruhumuzun doymasından bahsedelim istemiştik. İstanbul'daki yaratıcı platformlar bir araya geldi.